Saat 23:15 civarı ve tankların arasından Sayın Baykemal gelip Bakırköy'e geçti. 15 Temmuz Şehitler Anması'nda İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuvalattı. Evet. Doğru mudur bu üslup? Ne düşünürsünüz 15 Temmuz Şehitler Anması'nda? Ona yakışır. Doğru bir yaklaşım mıdır? Doğru değil, ona yakışır dedim. Neden? Ona yakışır işte. Neden ona yakışır? Yakışır. Neden yakışır? Yakışır yani. İnsanlar ayrım yapılıyor. Doğru mu? Cumhurbaşkanı 82 milyonu kucaklaması lazım. Öyle değil mi? O isterken 82 milyon. Şehitler Anması'nda CHP yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye oy vermiş seçmen de vardı ve buna rağmen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yuvalandı. Yanlış. Nereden baksan yanlış. İnsanları ayrıştırıyorlar, partizanlık yapıyorlar, kutuplaştırıyorlar. Yani olmaması gereken şeyler. CHP'ye oy vermiş seçmen de anmaya katılmıştı. Ama buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yuvalandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe hakkında işte darbe değildi, işte planlı yapılan bir şeydi, senaryoydu. O açıklamalarına istinaden söylemiştir belki. Anladım. Özellikle darbe sırasında tankların arasından Bakırköy'e gitmesiyle alakalı bir... Ve kendileri de gittiler. Binali Yıldırım neredeydi o anda? Tünelde bekledi. Tünelde bekledi. Tünelde bekledi. Herkes bir yerlere gitti. Tabii. Dışarıdan seyretti yani. Bunlar siyasi lider. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak gerekmez mi? 15 Temmuz'da kim sana yol verdi? O tankları kim o yolu verdi sana? Kiminle evde oturup neyi bekledin? Niye onu sormuyor kimse ona? Yuvalatması doğru mudur bu yüzden? Kılıçdaroğlu'nun siyasetinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı yani artık çok damarına basıyorlar bence. Yani artık hani bunu ne yapalım da bu çileden çıksın gibi bir hesapları var diye düşünüyorum ben. Yani. Parti başkanının yuhlanması iyi bir şey değil yani. Sonuçta yani kaç milyon kişi ona oy vermiş, desteklemiş. İstanbul Belediye Başkanı'nın onun partisine çıkmış. Ankara Belediye Başkanı'nın partisine çıkmış. Aslında Tayyip Erdoğan bu şekilde yaparak oyunu kaybediyor, farkında değil ya. Yani orada yuhlatacağına ölen şehitlerimize ve gazilerimize bir dua iste veya onlar için bir sabır iste aileleri için. Yani bunu yuhlatırken... Yapmıyor mu onları? Ya yapıyor ama yani ne gerek var ki yani sen CHP Genel Başkanı yuhlatmaya. Yanlış hatırlamıyorsam dinlediğim kadarıyla kendisi uçaktan sela eşliğinde indi. Kendisi de... Ya indi tamam da yani bir genel başkanın eleştirmeye gerek yok yani ha. Sen orada onu de ki zaten yani Kemal Kılıçdaroğlu ister mi ülkesinin işgal altında kalmasını veya darbe girişimi olması? Ya kim yani kim ister? Yani saçma yani. Ya Tayyip Erdoğan aslında bu saatten sonra birilerini yuhlatmazsa kendi partisine sahip çıkıp oyunu yükseltmesi gerekiyor yani. CHP'nin üslubu öncelikle bir yorumlanmalı. Yok kontrollü darbe, yok yani şu resim en basit şuradaki resimlere bakın, şu duvardaki resimlere bakın. Kontrollü olarak bu kadar insan katledilir mi yani? Yapılamaz mı? Mümkün müdür böyle bir şey ya? 15 Temmuz'un o darbesine destek olurcasına hareket etmişler. Destek mi oldu CHP 15 Temmuz darbesine? Görünüm oydu yani. Çekip gitti bir yerde oturdu sabaha kadar. Binali Yıldırım da tünelde beklemişti. Takip etti. Başarılı olsunlar da biz de sevinelim diye. Bunu mu bekliyordu? O zaman destek olmuşlar. Ya, öyle mi? Destek oldu gibi görünüyor. Yani CHP'liler yani, destek mi oldu darbe? Daha sonra da bu darbenin uydurmaca olduğunu söylediler bunlar. CHP Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen bir geriye mi gitmesini istiyor CHP? Maalesef öyle. Ama CHP Türkiye'nin ilk kuruluş partisi böyle bir ihanette bulunabilir mi? Maalesef Atatürk'ün yolundan sapmışlar. Şu anda CHP işgal edilmiş gibi bir şey. Kim tarafından? Atatürk'ün hedeflerine ulaşmaması için belirli bir grup tarafından işgal edilmiş. Kim o grup? Hani şu anda görüyorsunuz yani maalesef. Kesinlikle yanlış bir şey. Neden? Kesinlikle yanlış bir şey. Yani niye yollattı ki? Niye? Sebep özellikle mi? İşte darbe sırasında CHP liderinin tanklarının arasından gidip kendini kurtarmak için uğraştığını, darbeye karşı gelmediğini kesinlikle savunarak vatandaşları yok öyle olarak bir şey. Kesinlikle yok öyle bir şey. O günde o adam da oradaydı. Darbacılarla mücadele etti. Fakat onlar yoktu piyasada. Kimler? Yani Cumhurbaşkanı yoktu. Neredeydi? Uçaktaydı. Milleti izliyordu. Ne olsa olsun rakibindir ama yuhanamak iyi değildir. İkincisi bu Suriye meselesinde de
Erdoğan çok şey kaybetti yani. Ben yani hep AKP'ye oy veririm ama bu Suriyeliler Türkiye'yi mahvetti ya. Oy mu kaybeder diyorsunuz? Çok kaybeder. Oyu çok kaybeder. Bir de bizim millette de iş yok. Nasıl yok? Yani Suriyelilere ev veriyorsun, dükkan veriyorsun, iş veriyorsun. Verme ya. Kendi memleketten gitsinler. Savaş da bitti bu 7 sene ya. Size şu soruyu soralım. Dün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz Şehitler Anması'nda İstanbul'da Cumhurbaşkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuvalattı. Doğru bir üslup mudur bu? Ya o Tayyip Erdoğan demedi onu. Millet yuvaladı. Ama söylemi bu anlama çıktığı için söylüyorum. Özellikle darbe sırasında tankların arasından evet, Bakırköy'e gitmesine. Kahve içiyordu. Doğru mu? Peki Binali Yıldırım ne yapıyordu o sırada? Binali tankların Yıldırım karşısına mı geçmişti? Hayır geçmedi. Başbakan da o zaman kendisi. Yolda yakaladılar onu, yoldan döndü. Tünelde saklandı. Evet tünelde. Saklandı değil. Ya, tünelde bekledi. Bekledi. Saklandı. Talimat verdi, uymadılar. Eskişehir'den talimat verdi, vurun dedi, dinlemediler. Öyle değil mi? Kim anlamadım? Kim talimat verdi? Eskişehir Hava Kuvvetleri'ne talimat verdi. Sen dedi yazılı ver dedi bana. Biliyorsun. Yazılı ver dedi ve ben dedi yazılı istiyorum dedi. Kılıçdaroğlu ne yapmalıydı peki sizce o gün? Tankın üstüne evvelden dediği gibi tankın üstüne çıkmalıydı. Boris Yeltsin gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tankın üstüne mi çıktı? Tankın üstüne vuracaktılar onu zaten. Öyle mi? Vuracaklar mı? Ama havalana indi ama. Havalana indi. Hı-hı. Milletin içine indi. Uçaklar uçuyordu üstünde. CHP kaçır. Erdoğan milletin içinde. Anladım. Sen milletin içine gel. 15 Temmuz'da Kemal Kılıç CHP liderinin yuvalanması. Yuvalanması vallahi CHP'nin ne durum olduğunu biliyoruz yani. Nasıl bir durumu var? PKK'cıları destekliyor yani. Öyle mi? He. Ne yaptılar mesela? Ne yaptılar vallahi bilmiyorum işte. Gözde görüken o. Aslında pek hoş bir şey değil. Ama katılımlarını da beklerdik. Katılmasını da beklerdik. İmamoğlu olsun, Kılıçdaroğlu katıldı olsun. Katıldı Ekrem İmamoğlu. Ya, katıldı ama iyi bir şey değil tabii sonuçta. Yuvalatılması doğru mu? Doğru değil. İyi bir şey değil yani. Kılıçdaroğlu'nun yuvalatılması doğru mudur peki? Tabii. Doğru da bu yuvalama tabii doğru da. Yani neden doğrudur? Çünkü onu yaptığını... CHP darbeyi mi destekledi? Tabii ki. Tabii 15 Temmuz darbesini mi destekledi CHP? Tabii yani bu çünkü darbe yani neden destekledi? FETÖ yaptığını dedi yani bu FETÖ kendisi yaptı yani bu hani ki bu çünkü CHP onun ilham ki bir parmağı vardı ki bunun içerisinde. Tabii ki ilham vardı yani bu CHP içerisinde. Yani şöyle de yani çünkü bunlar birliktir bunlar beraberliktir ne yani, demokrasi ben mümkün değil bunlar yanlış onlarına. Ama AK Parti her zaman doğruyu. Her zaman doğru fikir. Yani bildiğin gibi yani iyi şey yapıyorlar. Hani ama yani CHP ben kendimi tecrübe etmiyorum. Aslında Cumhurbaşkanı o şekilde konuşmaması lazım. Ben de AK Partiliyim de ben normal görmüyorum yani. Neden? Orada o şekilde yani 15 Temmuz'da o şekilde bir genel başkanı, bir muhalefet başkanı şey yapmaması lazım diye anladım. Düşünüyorum. Normalindeki yani yanlış bir kurum. Ya dünkü anmada Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li evet. Yöneticiler ve CHP seçmeni evet. De anmaya katılmıştı. Vatandaşlardan da katılanlar vardı. Evet. Buna rağmen bu tarz tutumla vatandaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuvalatmak nasıl bir yaklaşımdır? Yanlış yaklaşımdır. Normalinde halkın işte düşüncesine saygı duymak lazım. Olmaması lazım yani. Biz hepimiz bu vatanın evlatlarıyız yani. Tabii. Bunu söyleyeyim, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bir ve beraber olursak çok güçlü bir devlet oluruz. Ama hizipleşirsek düşmanlarımızı sevindiririz. Onun için her ortamda insanların bir ve beraber olma zorunluluğu var. Eksilerini artılar olabilir insanların. Siyasi menfaat değil, ülkenin menfaatini düşünmek zorundayız. Ama hani üslup birazcık daha ılıman olabilirdi. Sonuçta bütün ülkenin milli bayramı bu. Hani bu şekilde düşünüyorum. Birlik beraberlik diyorsun, olmuyor işte. Bence doğru bir şey değil. Anladım. Ya çirkin çirkinse zaten çirkindir. Güzel güzelse zaten güzeldir. Doğru, öyle değil mi? Anladım. Kimse de aptal değil. Herkes bir pencereden bir bakış açısı var. Bir şeyi görebiliyor. Öyle değil mi? Evet. Yani siyasette herkes üslubunu daha iyi bilirse bence daha iyi olur. Anladım. Yani her şeyi halka danışalım deniyor ya. Pencereden öyle baktığımız zaman zaten halka gidildiği zaman halk gereken cevabı veriyor. Anladım. Öyle değil mi? Halk da gerekeni verdiğine göre o zaman halka dönmek lazım.